Evet, hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi konuğumuz doçent doktor Sabri Tekin. Sabri Hocam genel cerrahi uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Ayağınıza bulduk. Sağlık. Teşekkür ederim. Hassas bir konu konuşacağız bugün. Organ nakilleri değil mi? Organ nakilleri. Son gelişmeler, canlı vericili organ nakilleri nasıl oluyor, nasıl aşamalardan geçiliyor? Bütün bunları konuşacağız ama isterseniz direkt sizinle şeyle başlayalım. Organ naklinde son gelişmeler, son durum Türkiye'de nedir? Evet, şimdi organ nakli modern tıpa girdiğinden bu yana çok büyük gelişme kaydetti gerçekten. 1950 yıllardan beri organ nakli modern tıbbın vazgeçilmez bir tedavi alternatifi olarak uygulanıyor. Tabii ilk başlarda daha çok kadavradan organ nakilleri yapılıyordu. Biz de ülkemizde yıllardır hem kadavradan hem canlıdan organ nakli yapıyoruz. Ama maalesef kadavra donörün azlığı ve kadavradan organ bağışının azlığı bir alternatif tedaviye yöneltti hekimleri ve burada canlı donör bir alternatif olarak ortaya çıktı. Yıllardır organ nakillerinde, özellikle canlı donörden yapılan organ nakillerinde çok ciddi bir ilerleme ve artış oldu. Türkiye'de yaptığımız organ nakillerinin çoğunu canlı donörlerden organ temin ederek gerçekleştiriyoruz. Yani doku uyumluluğu olan, genellikle yakın akrabalarından organını vermek isteyenlerden olsun ve bu çok sıkı kontrol altında bakanlık tarafından bildiğim kadarıyla. Şunu merak ediyorum, kadavra ile canlı donör, canlı vericinin oranı Türkiye'de nasıl, dünyada nasıldır? Şimdi dünyada daha çok kadavradan organ nakli yapılıyor, bu bir gerçek ama giderek oralarda da artık canlı donörden yapılan organ naklinde bir artış var. Çünkü onlar da örneğin İstanbul'da ya da Amerika'da ya da Avrupa'da çok ciddi bir hasta sayısında artış var. Artık kadavradan yapılan organ nakilleri karşılamıyor. Dolayısıyla örneğin Amerika'da %80 kadavradan nakil yapılıyorken bu oran neredeyse yarı yarıya inmiş durumda. Türkiye'de hem canlı donöre zarar vermeyecek şekilde hem de bu etik ilkelere uyularak, etik ilkelere dikkat edilerek yapılan prosedürler sonrası bu organ naklini yapmak mümkün. Ama şu da bir gerçek, canlı donörlerden yapılan organ nakillerinin sonuçları kadavradan yapılan nakillere göre çok daha iyi. Daha iyi. Peki bir de canlıda zaten hangi organlar olabiliyor? Hocam anladım. Canlı donörlerden böbrek ve karaciğer nakli yapabiliyoruz ama tabii canlı donör kullanamayacağımız organ nakilleri de var. Örneğin kalp nakillerinde, akciğer nakillerinde ya da pankreas nakillerinde canlı donör kullanma şansı yok. Bunlardan mecburen kadavra donör kullanıyoruz. Onun için sayı biraz daha az. Evet, yani o nakil gruplarında en çok ihtiyaç olan da bildiğim kadarıyla böbrek zaten, değil mi? Evet, en çok ihtiyaç olan ve en çok yapılan organ nakli böbrek nakli. Ve toplumda da en yaygın olan hastalık kronik böbrek yetmezliği. Peki şimdi çapraz nakiller de var. Çok kısa onlardan da bahsedelim. Ülkemizde herhalde o da bayağı dünyayla karşılaştırınca fazla yapılıyor. Evet, şimdi organ naklinde özellikle böbrek naklinde nakil yapabilmek için kan grubu uyumu şart. Eğer bireyler arasında kan grubu uyumu yok ise, örneğin alıcı hasta A grubu, vericisi B grubuysa ya da tam tersi ise, o zaman çapraz nakil gündeme geliyor. Tam tersi olan çiftleri karşılaştırıp çapraz nakil yapabiliyoruz. Bu gerçekten kan grubu uyumsuz olan hastalar için çok ciddi bir alternatif ve bu noktada bir çözüm olarak ortaya çıkıyor ve giderek de daha çok çapraz nakil yapar hale geldi. Şey gibi bu, yani iki aile, birisinin vericisiyle alıcısının uyumsuzluğu ötekilerle uyuyor. Evet. Yani diğer ailenin vericisi bu ailenin alıcısına veriliyor. Bu ailenin alıcısı diğerine, çapraz. Evet. Ve çok yani ilginç hikayeler de oluyor bu burada şekilde. Burada ikili, üçlü, dörtlü çapraz yapmak mümkün. Bazen kan grubu uyduğu halde doku uyumu olmayabilir ya da uyumsuzluk olabilir eşler arasında ya da çiftler arasında. Bu sefer yine çapraz nakil gündeme geliyor. Çapraz nakille, ikili ya da üçlü çapraz nakille bu sorunları çözmek mümkün.
Peki bu böbrek nakline dönersek, böbrek nakillerindeki tedavilere göre, yani diğerlerine göre sanki daha üstün, daha kolay, daha çok uygulanıyor gibi bir durum var. Ama çok da yıllardır hayatımızda hep bir böbrek bekleme durumu, bunların sıkıntılı ve acıklı hikayeleri ve her zaman buna dikkat çekmek için de müthiş kampanyalar oldu. Ben de kendim de birçoğunda yer aldım. Fakat nedense eskisi kadar duymuyoruz. Bunun nedeni artık çok fazla yaşanıyor olması mı? Yoksa bir şekilde tıp ve dediğiniz gibi belki de canlı donörler falan devam mı ediyor? Şimdi sayıda bir artış oldu gerçekten. Bir de artık sıradan bir işlem haline geldi. Neredeyse artık Türkiye'de birçok merkezde bu işlem yapılıyor. Böbrek nakli başta olmak üzere. Ama halen bence toplumun en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. Günceliğini koruyor halen. Binlerce hasta diyalizde, halen binlerce hasta organ bekliyor. Evet. Bu sorunun bittiği anlamına gelmiyor. Biz neden böbrek nakli üzerinde duruyoruz? Neden böbrek nakli ya da organ nakli öneriyoruz? Bir kere böbrek naklinde hayat kurtarıcı bir şans sunuyoruz hastalara. Yani bir diğer tedavi alternatiflerine göre çok daha optimal bir tedavidir. Hastanın hayat kalitesini arttırır, hastanın yaşam süresini uzatır. Ve kesinlikle diğer tedavi yöntemlerine nazaran daha iyi bir tedavi seçeneğidir. Şimdi diyaliz ya da işte diğer periton diyalizi olsun ya da hemodiyaliz olsun, bunlar da tabii ki alternatif tedavilerdir. Her hastanın da böbrek nakli olma şansı yoktur. Böbrek nakli şansı bulamayan hastaların tek tedavi seçenekleri tabii ki diyaliz tedavisi. Ama şunu da biliyoruz ki bilimsel olarak diyaliz tedavisi böbrek fonksiyonlarının ancak %5'ini yerine getirebilir. Bu çok yorucu, çok yıpratıcı bir süreç. Tabii ki bir sürü sıkıntıları var. Ama böbrek nakli yaptığımız zaman böbrek fonksiyonlarının %50-60'ını yerine koymuş oluyoruz. Dolayısıyla hem kişinin yaşam süresini uzatmış oluyoruz hem yaşam kalitesini arttırmış oluyoruz. Bu tedavi seçeneğiyle. Peki hocam bir de karaciğer ve safra kanserleri mevcut. Oldukça yaygın bildiğim kadarıyla. Burada teşhis ve tedavide neler yapıyorsunuz? Bazı durumlarda bildiğim kadarıyla burada da karaciğer nakline kadar gidebiliyor olay. Evet, karaciğer nakillerinin ya da karaciğer sirozu gelişmiş hastaların çoğunda gelişen karaciğer kanserlerinin tedavisinde karaciğer naklinin çok önemli bir yeri var. Karaciğer nakil kanserleri gerçekten yaygın. Özellikle bizim gibi toplumlarda hepatit prevalansının yüksek olduğu yerlerde karaciğer kanseri çok sık rastlanan bir kanser türü. Çoğunlukla belirti vermez bu kanser türleri. Geç döneme kadar ya da tesadüfen bazen ortaya çıkabiliyor. İşte tesadüfen yapılan bir tetkik sonucu ya da bir check-up sonucunda karşımıza çıkabiliyor. Erken teşhis tabii bütün kanser türlerinde olduğu gibi karaciğer kanserinde de erken teşhis çok önemli. Erken teşhis edilen kanserlerde çok daha fazla tedavi şansına sahibiz. Tabii bu bir ekip işi. Bunun bir ayağı cerrahi tedavi, öbür tarafında kemoterapi, radyoterapi, diğer tedavi seçenekleri var. Ama her şeyin başında erken teşhis çok önemli. Ve bu kanserlerde eğer karaciğer sirozu yok ise, ilerlemiş bir karaciğer sirozu yok ise cerrahi bir tedaviyle kanserin çıkarılması genellikle şifa ile sonuçlanır. Ama ilerleyen dönemlerde eğer kanser karaciğerin önemli bir kısmını kaplanmış veya da karaciğer dışına sıçramışsa o zaman tedavi biraz daha güçleşiyor açıkçası. Zorlaşıyor. Evet. Peki pankreas kanseri çok sinsi dediğimiz hep hocamızın da kullandığı tanısı konduktan sonra çok zorlayan ve çok kısa sürede ne yazık ki sıkıntılarını hastaya yaşatan bir kanser evet. türü olarak biliniyor. Risk faktörleri ve tedavi seçeneklerini sorsak pankreasa özel olarak neler söylersiniz? Evet, pankreas kanserlerinde gerçekten dediğiniz gibi teşhis her zaman çok kolay olmuyor. Genellikle kanser çok büyüyüp safra yollarına ya da çevre organlara baskı yaptığı zaman ortaya çıkıyor bazı semptomlar, bazı belirtiler. Burada risk faktörü en başında sigara içimi ve alkol kullanımı geliyor. Yine beslenme şekli çok önem arz ediyor. Teşhis konulduktan sonra eğer hastalık tedavi edilebilir aşamadaysa, cerrahi olarak çıkarılabilir aşamadaysa sonuçlar çok daha iyi. Ama eğer geç kalınmışsa, cerrahi olarak o kanser oradan çıkarılamıyorsa maalesef sonuçlar çok kötü ve kısa dönemde bu hastaları kaybediyoruz. Ama erken teşhiste eğer pankreas kanserinin
pankreas başında lokalize olması ya da çıkarılabilir bir bölgede olmasıyla pankreas kanserinin tedavisi mümkün. Artık günümüzde bu cerrahiler çok başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Şimdi bir de şöyle bir korku var insanlarda, vericilerde özellikle. İşte bir böbreğim alındığı zaman ya da karaciğerimin bir kısmı alındığı zaman benim sağlığım etkilenecek mi acaba diye. Bunu da isterseniz buradan biraz aydınlatalım. Evet. Yani iki organın birisinin verilmesi ya da karaciğerin bir kısmının verilmesi verici üzerinde bir sağlık problemi yaratır mı? Şimdi bununla ilgili tabii yıllardır bu ameliyatlar yapıldığı için elimizde çok uzun süreli veriler var. Çok geniş çalışmalar var. İşte 3000 hastayı, 5000 hastayı kapsayan geniş kapsamlı çalışmalar var. Biz de gerçekten çok merak ediyoruz. Biz de bu hastalara ne olduğunu bilmek istiyoruz. Sonuçta sağlıklı bir insan, hasta bir insanın hayatını kurtarırken kendisine bir risk olmaması gerekiyor. Yani kendisinin bir riske maruz kalmaması gerekiyor. Bu anlamda ameliyat öncesi bütün tarama testlerine bakıyoruz. Her türlü riski araştırıyoruz. Verici olup olamayacağını net olarak anlamak istiyoruz. Eğer verici olmasına bir sakınca yok ise bir hastanın bir böbreğini vermesi ya da bir karaciğerin yarısını bağışlaması bu insanın kalan hayatında bir riske maruz kalmayacağını gösterir. Biz bundan emin olduktan sonra bu hastaları donör olarak kullanabiliyoruz. Dediğim gibi yapılan çalışmalar uzun dönemde bu hastaların hem yaşam sürelerinde hem yaşam kalitelerinde ya da yeni bir hastalık gelişiminde bir riske maruz kalmadıklarını gösteriyor. Bunlar da bilimsel çalışmalar sonucunda söyleyebiliyoruz. Hem kendi hastalarımızın takip sonuçlarından hem de uluslararası çalışmalardan bu sonuca varabiliyoruz. Evet. Mide kanserindeki detayları da konuşabilir miyiz? Mide kanseri, erken teşhisin önemi ve ne gibi tedaviler var mide kanseri için? Evet, yani mide kanseri gerçekten toplumda sık görülen bir kanser çeşididir ve çok agresif dediğimiz kötü seyirli bir kanser. Yemek borusuyla mide kanserinin birbiriyle bir bağlantısı yok değil mi? Farklı kanser türleri hayır. Ama genelde evet. Biriyle birlikte arkasından öyle bir sıkıntı yaşama olasılığı hayır, bazen yemek borusu ve midenin birleştiği yerden gelişen kanserler olabilir. İkisini de tutabilen kanserler ama çoğunlukla ayrı kanserlerdir, ayrı organlardır. Mide kanserlerinde erken teşhis çok önemli gerçekten. Şimdi yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Örneğin Japonya'da çok erken taramalar yapılıyor mide kanseri için. Japonya'da 5 yıllık mide kanserinden sonra 5 yıllık yaşam şansı %90 iken diğer ülkelerde %20 ile 40 arasında seyrediyor. Burada çünkü erken tanı. Evet, erken tanı beraberinde çok ciddi tedavi şansı getiriyor, başarı şansını getiriyor. Mide kanseri çok sinsi bir hastalık. Genellikle kanser ilerlemeyecek kadar belirti vermez ama bazen iştahsızlık, kilo kaybı, bir halsizlik, bir karın ağrısı, bir de kanseri belirtisi olabilir. Kişilerin beslenme alışkanlıklarında ya da var olan sağlık durumlarında en ufak bir değişiklik hissetmeleri halinde bir hekime başvurmaları, buna yönelik erken bir tetkik ve teşhis çok önemli. Bir de kanserin önlenmesi için. Çünkü erken tanı konulduğunda bazen büyük bir ameliyata gerek kalmaksızın endoskopik olarak bile bir de kanserini tedavi etmek mümkün. Belli bir yaştan sonra biz örneğin 40 yaşından sonra mutlaka bir endoskopi öneririz. Yani herhangi bir aile hikayesi var ise, kişi bu risk faktörlerinden birini taşıyor ise, bahsettiğim risk faktörlerinden birini taşıyor ise mutlaka bir endoskopi yaptırmasını öneririz. Yine 50 yaşından sonra bütün hastalara ya da herkese yine bir kolonoskopi ile bir bağırsak taraması öneririz. Yine bir rutin kan tetkikiyle bakılabilecek erken tanı için ipucu verebilecek tetkiklerin yapılmasını öneriyoruz hastalara. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık ve hayat sağlıklı güzel. Devam ediyor.